sevdiğinizi, sizin anlattıklarınızdan yola çıkarak bu üçünün sevdiği tek bir kişi var. Onu öldürmek, hepsini öldürmeye bedel. Alçak! Yok, bir şey yok. Bir şey yok, bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Ölmedi abicim, ölmedi. Hayır, ölmedi de. Ölmedi de. Ezel. Ezel, bir şey ya. Bir şey ya. Ali abi. Şimdi başında ölmedi o, ölmedi o, bırak, ölmedi o, ölmedi o. Ölmedi. Yok bir şey, bak, bir şey geçti, 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 geçti. Neler yaptık biz? Neler yaptık biz? Bunu da atlatacağız. Bunu da atlatacağız. Bu da geçecek. Ben bakacağım sana. Ben bırakmayacağım seni bir daha. Bırakmayacağım. Alamazsınız. Alamazsınız. Su kardeşim, alamazsınız. Nefes alamaz. Hanımefendi, lütfen siz bizimle. Bırakmayacağım kardeşimi. Olur. Yaşıyor değil mi? Bahar. Dayan. Buradayım ben. Ablam burada. Hadi ya, biri açsın şu telefonu. Tevfik, aç şu telefonu. Acele buluş benimle Eroğlu Hanı'nın arka kapısı. Eroğlu Hanı'nın arka kapısı. Taksi!
yazık alalım Eşan Hanım'a, ona da yazık. Eşan. Bakmayacağım. Burada olacak şey değil ama sizin hatırınıza yapıyoruz Ezel Bey. Teşekkürler. Ama hatırında bir sınırı var tabii. Ali Bey, yakın mıydınız Maktule? Adı Bahar. Bahar Hanım'la yakınlığınız neydi? Arkadaşıydım. Yakın arkadaşı mıydınız? Evet. Bir düşmanı, bildiğiniz biri var mıydı? Bahar'ın düşmanı olamaz. Niye? Çünkü iyi bir insandır. Kerpeten Ali'nin bir düşmanı size bir kötülük yapmaya kalksa yapar mı böyle bir şey? Yok. Ezel Bey, sizin yakınlığınız neydi Bahar Hanım'la? Aile dostlarıydım. Eyşen Hanım'ın mı, Cengiz Bey'in mi? Hangisinin? İkisinin mi? Cengiz Bey de maşallah aranıyor, hapisten kaçmış. Onun nerede olduğuna dair bir bilginiz var mı? Burada Cengiz Bey Eyşan Hanım'ı öldürmeye kalkmış yazıyor kaçtığında. Ezel Bey, Ali Bey, bir kere soracağım güzel kardeşlerim. Kim vurdu ya da vurdurttu Bahar Tezcan'ı? Biliyor musunuz? Hayır. Hayır. Ya Bahar. Yasemin çayı Cengiz Bey. İnsanın sinirlerini sakinleştirir. Mesela ben her gece yatmadan önce muhakkak içerim. Tamam, konuşuyoruz. Yanlış bir şey yaptık değil mi? Bu kadar da olmaz artık değil mi? Bahar'ı öldürdünüz ya siz. Nasıl insanlarsınız? Böyle insanlarız Cengiz Bey. Hiçbir şeye mecbur değilsiniz. İsterseniz gelirsiniz bizimle. Bizim gibi insanlardan olursunuz. Ama yok. İstemiyorsanız da zorlama yok. Ne yani? Bırakacak mısınız beni şimdi ha? Gideyim polise her şeyi söyleyeyim diye mi? Hı? Attırayım diye mi hepinizi hapse? Attıracağım. Ödeyeceksiniz. Lafınızı kesiyorum. Kusura bakmayın Cengiz Bey ama biz hiçbir şey ödemeyeceğiz. Zaten aşağıya bir ekip arabası çağırdık. Müebbet hapsinize bir de firar eklersiniz. Artık 50-60 yıl sonra konuşuruz ha. Lan adi şerifsin. Yeter! Oyun oynamıyoruz burada Cengiz Bey. Yapın seçiminizi. Eğer bizle kalırsanız dibine kadar yanlış olduğunu bildiğiniz bir şey yaparsınız. Geri dönülmez çizgiye geçersiniz. Eğer cesaretiniz varsa böyle bir şeye, buyurun. Kenan Bey sizi o hapis belasından da kurtarır. Size yepyeni bir hayat verir. Zengin olursunuz. Çocuğunuzu yanınıza alırsınız. Biz hepsini sağlarız. Hayır, 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 hayır. Bahar'ı öldürdünüz siz, hayır. Ben öyle biri değilim. Değilim öyle biri. Değilsiniz ha? Kenan Bey yanılmış olmalı. Pekala Cengiz Bey. Bizde zorlama yok. Yarın akşama kadar düşünün. Sizi arayacağız. Buyurun.
götürün onu. Hayır Bahar, değil. Değilim ben öyle biri. Değilim. Değil Bahar. Daha bekleyelim. Eyşan. Gitmemiz lazım artık. Bir yere gidemem ki. Bahar burada. Bahar da gelsin giderim. O gitti Eyşan. Nereye gitti? Yok canım. Mahsustan yapıyor. Gelir o. İki dakika daha bekleyelim. Gelir o. Ben tanıyorum onu. Bana gelmezse sana gelir. Çünkü seni seviyor çok. Sen çağır o zaman, sana gelir. Eyşan. Bahar yok orada artık. Çağır dedim. Bahar. Adam gibi çağır. Gelmesini istiyormuş gibi çağır. Çağır. Bahar. Seviyormuş gibi çağır. Gelmezse ölecek misin gibi çağır. Çağır. Bahar. Bahar. Bahar ölmüş. Thank you.
herkes ikinci hayatı bir şans zanneder çocuk. Değil miymiş? Ama kimse arkadan vurulmaktan, diri diri gömülmekten bahsetmez. Bunların hepsi benim mi başıma gelecek şimdi? Bırakıp gidersen kendi hayatını çocuk. Yani herkes ikinci bir şans ister hayatta. Ama kimse bu harikulade hilenin arkasını çevirip bakmaz. Ne varmış baba arkasında? Onu bana değil kızım. Onu Ezel'e sor, Ali'ye, Eyşan'a, Cengiz'e sor. Dualarınız kabul oldu. İyi oldu mu? Hak yerini buldu işte. Mert. Mert. Öteştik mi şimdi? Kardeşini kaybetmek ne demek anladım şimdi. Bahar'ı kurban verince. Ödeştik mi şimdi hepinizle? Anne! Eyşan dinlemiyor beni. Sen bir konuş onunla. Cengiz'in yaptığını anlat. Sonra da Tevfik'e haber ver. Ben de Ramiz'in adamlarını alacağım. Bir şey deme Ali. Dediklerimi yap. Ha bir de silah bul bana. Burada toplandık. Senin mahkemenden sonra... Şurada. Torba torba paralar. Hesapta bekleyeceğiz. Serdar Efendi öyle buyurdu. Serdar?
Eyşan'ın babası. Fikir babası. Her şeyi o hesapladı. Önce kimse ölmeyecekti. Serdar dedi. Ömer oradan çıkmamalı dedi. Hepiniz de kabul ettiniz. Ettik. Yaptık. Sonra sırtladım çantamı. Döndüm bunları bir çektim. Tam buradaydık Ömer. Niye anlatıyorsun şimdi bunları? O günkü yüzleri hatırladım. İlla ki benimki de öyleydi. Yüzlerinde çamur gibi bir şey vardı. Hiç çıkmayacak bir şey. Pis. Boktan bir şey. Suçluluk diyorlar ona. Şimdi sana bakınca o gün gibi senin yüzünde de var onlar. Sen görmüyorsun. Ama sende de aynı şey var. Ne? Yok Ali. Bunun hesabını bana kesmeyeceğim. Bahar'ı ben öldürmedim. Sizin o 12 yıl önce yaptığınız şey var ya. Bahar'ı o öldürdü. Bahar'ı intikam alayım diye yaptığın alengirli işler öldürdü Ömer. Sözlerine dikkat etsin. Ben onu aradan çekmeye çalıştım. Her şeyi yaptın mı Ömer? Emin misin? Sen kimsin bana konuşacak? Sen kimsin laf edecek? Ben senin Ali abinim. Yüzündeki o çamur var ya. Şimdi kaçarsan bir daha asla çıkmayacak o çamur. Ben onu en iyi bilecek adamım. Sen beni bu hale getirdin. Siz beni bu hale getirdiniz. Bahar'ı da siz öldürdünüz. Ne oldu lan bize? Mahallemizde yaşıyorduk lan. Her şeyimiz varmış lan. Daha mutluyduk. Ne oldu lan bize? Bize değil. Bize değil, size. Ben ne yaptım? He? Ben ne yaptım? Ben hiçbir şey yapmadım. Siz yaptınız. Hepimiz iyiydik baba. Hepimiz çocuktuk lan. Herkes şıp diye kötü olabiliyormuş lan meğer. Sen bile lan Ömer. Sen bile. Ali yeter. Sen sıktın o kurşunları Bahar'a. Yeter! Öldüreceğim hepinizi. Hepinizi öldüreceğim. İyi olmuş. Katiller! Seni buna çevirdiysek keşke öldürseymişiz o zaman. Sen Ömer değilsin. O Ramiz almış Ömer'i. Bakıyorum. Bakıyorum. Ömer yok içeride. Defol! 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 Ne bakıyorsun? Defol! Bakma! Bakma! Tevfik.
Ne yaptılar sana böyle? Yok bir şey Şebnem, bir şey yapmadılar. Tevfik, Bahar'ı biliyor musun? Konuştum Ezel'le. Gitti ya. Bayağı öldürdüler kızı. Aynı adamlar yaptı değil mi bunda? Tevfik, git sen yine. Sağ ol Şebnem. Ben de seni çok özledim. Görmem, alışırım. Ne yapayım? Durma buralarda. Yok. Ben daha gitmem. Görmüyor musun? Kamil, Bahar, Tevfik seni de vuracaklar. Bu Kenan denen adam peşimizi bırakmayacak. Anladım ben. Şebnem, sen Kenan denen adamı anlamışsın da beni anlamamışsın. Niye? Ben bu defa kendim geldim Şebnem. Hayatımda ilk defa kimseye sormadım. Geldim. Bu ne demek biliyor musun? Belki hala bir umut var demek. Benim için ikinci bir şans. Ne yani? Bundan sonra beni dinlemeyecek misin? Kendi bildiğini mi yapacaksın? Bakacağız. Tamam. Ama sakın ölme, olur mu? Olur. Bunu dinlerim olmadı. Biz yapmadık değil mi abi? Bahar. Bizimle alakası yok değil mi? Yok. Ne acayip iş ya. Öğrendiğimde ben öldüreceğim diyordum. Şimdi kendine bir şey yapmasın diye kolluyorum. Aslında her şeyi hak ediyor bu kadın ya. Üzülmedin mi sen de? Ezel abim. Ben artık bu işin içinde olmak istemiyorum. Ya ne bileyim, gidelim polise molise verelim. Ama yani ben... Anlıyorum Mert'ciğim. Sence hainlik mi yapıyorum abime? Hani görüyorsa yukarıdan falan. Ömer anlattığının yarısı ise? 10 kat abi. O zaman görüyorsa seni... Aferin diyordur sana. İftihar ediyordur kardeşiyle. Sen git ben bakayım. Ezel abi. Ya abi ben bir şey diyeceğim. Ama anlayacaksın inşallah. Abi biz... Söyle Mert. Doğrusunu söyle. Abi biz biraz mesafe koysak. Yani bir süre görüşmeyelim. Bizimkilerle de. Ya abi bu şeylerden uzak tutayım artık ailemi. Onlar da çok yoruldular. Abi benim onları korumam gerek. Bir ben varım çünkü. Bir süreliğine ha. Biraz uzak duralım. Haklısın. Tamam abi. Hoşça kal. Çok iyi bak ailene. Kimin yaptığını biliyorsun değil mi? Evet. Seninle ilgili değil mi? Yok. Deme bir şey. Tabii ki öyle. O adamla, Ramiz'le ilgili, seninle ilgili, Ömer'le ilgili.
Cengiz? Tabii ki. Cengiz. Eksik kalır mı o? Hayatımda iki iyi şey vardı. İki iyi insan. İkisi de gitti. Belki ikisi de gitmemiştir. Belki Ömer'i çekip çıkarabiliriz oradan. Ömer yaşıyordur belki de. Sen mi varsın onun yerine? Sen mi aldın onun yerini? Senin için de mi Ömer? Fazlasını diyeceğim Yaşar. Yok deme. Sen beni iyi çalışmamışsın. Sen Ömer gibi iyi tanımamışsın beni. Şimdi kalksa o mezardan Ömer. Senin gibi geçse karşıma. Ben geldim dese. Ben döndüm dese. Bugün. Ona ne derim biliyor musun? Geri dön geldiğin yere Ömer. Bugün umurumda değilsin. Bugün kardeşimi öldürdüler benim. Git, kardeşimi getir bana. Sen nereye koyduysak seni oraya geri dön. Cehenneme mi gideceğim? Umurumda değil. Git, kardeşimi ver bana. Yapamaz. Yaptı. Yaptı. İlk seferinde yaptı. Kardeşimi verdi bana. O ne demek? Gerçeği mi istiyordun? Al sana gerçek. Ben Ömer'le olmak için her şeyi verirdim. Bir tek şey dışında. Ne diyorsun sen? Bahar diyorum. Babam olacak o adam yanıma geldi diyorum. Kardeşin ölecek dedi. Ya bu oyunu yapacağız Ömer'e ya da kardeşini sen öldürmüş olacaksın. Seç birini. Bir dakika. Seçtim. Onu seçtim. Bahar'ımı seçtim. Ömer'i değil, onu seçtim. Kardeşini kurtarmak için. Sen Bahar'ı kurtarmak için ne... Niye söylemedin? Niye başka bir yol aramadın? Ne başka yol? Fakir insanlar için başka yol yok. Başka yol zengin insanlar için. Hastanede sıra beklerken mi ölseydi? Benim için başka yol falan yoktu. Ne yapsaydım? Ölse miydi kardeşim? Ne yapsaydım? Ama ben... Eşen... Bir de bir şey. Ben yaptım diyorum. Ben öldürdüm diyorum. Bugün çıksa mezardan Bahar için bir daha öldürürüm diyorum. De bir şey. Eyşan. Eyşan Ömer. Ömer o yangından. Önce ben bir şey diyeyim. Kendime bir şey yapmayacağım. Korkma. Ne yapacağım biliyor musun? İçimde ne kadar güç kaldıysa hepsini birleştireceğim. Bir gün bir şekilde sana karşı kullanacağım. Kardeşimi öldürdüler ya benim bir şekilde. Senin yüzünden. Onun intikamını alacağım. Bedeli ne olursa olsun. Ne kadar uzun sürerse sürsün. Canım ne kadar yanarsa yansın. Ezel Bayraktar. Önce senden. Önce senden alacağım.
Eşen bir dinle. Ömer yerine sen ha? Bir dinle. Ömer yerine sen ha? Ömer eğerdi başını. Ömer utanırdı. Ne yaptığını bilirdi Ömer. Yaşasa kendi diri diri gömerdi kendini buraya. Ömer yerine sen ha? Söyle. Söyle, ne kaldı yalanın? Dinliyorum. Sakın. Sakın geleyim demeyin kardeşimin cenazesine. Bir daha kimse yaklaşmayacak ona. Önceden söylemez. Ama ikinci hayata başlamak için ya dostlar çevirecek sana sırtını ya da sen dostlara. Beni istemişsin dayı. Ezel çıkmıyor telefonuma. İyi mi? Oyun oynamışlar size. Kıza çok yazık olmuş. Kenan'ın adamı değil mi? Üç kurşun yemiş. İkisi göğse, biri... Niye yaptı dayı? Ne kazanacaktı? Bu adam insanlarla oyun oynar Tevfik. Nereden en çok acırsa oraya vurur. Sırf o değil ki dayı. Bu işte herkes öyle yapmıyor mu? Kardeş, geçen sefer utandırdın beni. Bizim işimizde öyle bir hata yapanın canıyla telafi edilir. Telafi etmeye mi geldim? Evet, ama canınla değil, bileğinle. Kenan taarruza geçti. Azad'ı oradan çekmem gerek. Yollayacağım onu buradan ama yanına birini vermem gerek. Azad'ı emanet edebileceğim biri. O yokken burada ne olacak? Sen kavganın ortasında olmak istersin. Ama sıra Azad'da. Onu hayatta tut. Hayır. Alacaksan al canımı dayı. Ama tasmamı bir daha alma eline. Bu sefer hepimiz yan yanayız yeğen. Görmüyor musun? Madem yan yanayız dayı, sana niye bir şey olmuyor? Ezel'e niye bir şey olmuyor? Kanlılarınıza niye bir şey olmuyor o yukarıdakilere? Kardeş. Dayı. Olan Bahar'a oluyor. Kamil'e oluyor. Eren'e oluyor. Kardeşime oluyor. Madem yan yanayız dayı. Niye eline silah verdiğin kimse o yukarıdakilerden birine harcamıyor ha? Ayakta kalmak suç mu yeğen? Kurşun yiyoruz ama kalkıyoruz gene ayağa. Suç mu savaşıp hala ayakta kalmak? Bilmiyorum dayı. Ben ne bilirim ki? Ben senin gibi bakıp görmüyorum her şeyi. Ama sen benim sorduğum sorulara cevap verebilirsin. Birbirinizi haklarsanız savaşacak kimse kalmayacak diye mi? Oyun bitecek diye mi korkuyorsunuz dayı? Sen şimdi uzatıyorsun bana dilini. Sana tuzak kurmuşum gibi. Hatırlasana çocuk kaybolmuştun. Bıraksaydım seni ayağa kalkabilecek miydin yani? Mesele de o ya dayı. Belki kalkardım. Bıraksaydın beni. Ezeli, Azad'ı. Belki ezilirdik. Ama belki... Belki kalkardım kendim ayağa. Oh.
Tamam mı? Hazır mı her şeyi? Hı hı. Hepsini. Ne varsa sabaha kadar bu adrese getirsinler Şebnem. Ezel, sen nereye gidiyorsun? Bana vereceğin bir şey yok mu? Yok. Şebnem. Vermeyeceğim. İstemiyorum. Ama Kamil dedi ki ne yaparsan yap. Kamil öldü Şebnem. Al seni. Ama burada çok para var. Anlamadım. Nasıl bir görev şimdi bu? Görev bitti Şebnem. Sağ ol. Patron. Kimse bahsetmez doğruların yanlışlara karıştığı bir zamandan. Herkesin bir yana dağıldığı, kendi yaptıklarımızın kendi yuvamızı salladığı zamandan. Dostların elveda demeden gittiği, silahların masumlara verildiği, bu alemin usulca ters düz edildiği bir zamana geldik.
Neler hissettiğinizi çok iyi anlıyorum Ezel Bey. Ama sizi temin ederim ki hiçbir şey göründüğü gibi değil. Gelin ona bir karşılıklı konuşalım. O da olacak, merak etmeyin. Üçüncü sayfa. Aşağıdaki küçük haber. Kenan Bey neler çekti Ezel Bey bilseniz. Ramiz Bey onun her şeyini aldı. Tek bir gecede. Tek bir seferde. Kenan Bey'in önce kollarını kırdı. Sonra da bacaklarını. Yanlış yapmış. Çünkü eksik yapmış. Gencecik bir çocuktan söz ediyorum Ezel Bey. Ramiz dayısına kendi öz babasından daha çok güvenen bir çocuk. Peki niye yaptı biliyor musunuz? Bir kadın için. Buna inanabiliyor musunuz? Ya o kadın ne yaptı? Kenan Bey'e arka çıkacağına, ona siper olacağına... Unuttu gitti. Ramiz Bey de aldı götürdü onu. Bir daha dönüp arkalarına bakmadılar bile. Kenan Bey çok acı çekti Ezel Bey. Böyle bir acıyı sizin ya da bizim anlamamız pek... Mümkün değil. Yaptıklarınızın mazereti değil. Elbette değil. Onların da gerçeklerini öğreneceksiniz. Ama önce lütfen Ezel Bey. Rica ediyorum sizden. Artık açın gözlerinizi. Bu hikayedeki kötü adam... Kenan Bey değil. Senin sözüne mi inanacağım? Ezel Bey, olanları ne olur görün artık. Siz kandırılıyorsunuz. Başın sağ olsun Ela abi. Senin akşam da pek iyi geçmemiş. Bu sefer tek kişilik bilet aldım Tefo. Nereye abi bilet? Sokağa. Kelle almaya. Ben niye gelmiyorum? Sen gelmiyorsun Tefo. Çünkü ben dönmüyorum. Duydum ki sefere çıkmayı kuruyormuşsun. Etme. Bir başkasını sevmeye, bir başkasını dost edinmeye niyetlenmişsin. Yapma. Yapma. Sen yaderler dünyasında ne arıyorsun yabancı? Hangi hasta gönüllüyü kastediyorsun? Etme. Bizim dudağımız kurur sen kuruyacak olsan. Gözlerimizi öyle yaş dolu ediyorsun. Etme. Çalma bizden bizi. Gitme o ellere doğru. Çalınmış başkalarına nazar ediyorsun. Etme. Ey ay, felek harap olmuş, alt üst olmuş senin için.
Bizi öyle harap, öyle alt üst ediyorsun. Etme. Aşıklarla başa çıkacak gücün yoksa eğer, aşka öyleyse ne diye hayret ediyorsun? Etme. Bak, şurada yol ikiye ayrılıyor ya. Bir taraf aydınlık, diğer taraf karanlık. Şimdi oraya yürüsek beraber. Sen de ben de her seferinde karanlık tarafı seçeriz. Öyle mi? Niye? Öbür yol daha aydınlık. Niye onu seçmiyoruz? Bilmem. Öyleyiz biz. Doğamız bu. Değişemez miyiz? Cık. Hayatta değişemeyiz. Ey cennetin cehennemin elinde olduğu kişi, bize cenneti öyle cehennem ediyorsun. Etme. Ezel. Kenan Bey teşekkürlerini sundu. O teşekkürü yarın akşam hak edeceğiz. İnşallah. Sen yüz çevirecek olsan ay kapkara olur gamdan. Ayın da evini yıkmaya kastediyorsun. Etme. Makamı var ve yokun üzerinde olan kişi, sen varlık sahasını öyle terk ediyorsun. Etme. Bizi sevindiriyorsun, huzurumuz kaçar öyle. Huzurumu bozuyorsun, sen mahvediyorsun. Etme. Bulaşan gözüm güzelliğinin hırsızı. Ey hırsızlığa da değen, hırsızlık ediyorsun. Etme. Sen demiyor muydun aile en büyük yalan diye? Rahat et baba.
Annem gitti. Kardeşim gitti. Bir ailemiz yok artık. Sen varsın. Ne? Ne diyorsun? Sen hala... İstemiyorum. Allah'ın belası, sevme beni. Hüseyin, onu gör. Bari bugün onu gör. Ne biçim babasın sen? Öyle bir babayı. Niye geldin? Hangi yüzle geldin? Bir kere babalık ettin mi ona ya? Küçücüktü, hastaydı. Bırakıp gittim. Gittim. Bir kere sarılmadın. Bir kere bağrına basmadın. Bir kere dönüp bakmadın. Yalan mı? Doğrudur. Niye geldin o zaman? Niye? Bahar gitti. Kızın. Adi herif. Kızın öldü. Al buna bak şimdi. Al bunu gör. Al pislik. Al adi herif. Al buna sarıl. Al. Yalan söylüyorsun değil mi? Bakamıyorsun sen de mesela. İçim parçalanıyor değil mi? Gel buraya. Baba, gel buraya. Bak kızına. Bak diyorum. Bari şimdi bak. Sana yok. Kim yaptı bunu sana? Sen şimdi toparlanacaksın. Çünkü sen en kanlı oyununu kuracaksın bana. En korkuncunu. En acımasızını. Çünkü ben Bahar'a yaptıklarını ölsem de yanlarına bırakmayacağım. İkinci bir şans kazanmak kızım, ilk şansı kaybetmek demektir. Bize de öyle oldu. Öyle bir şey oldu ki çocuk dostu düşmanı bir kenara fırlattı. Müsaade edin. Müsaade edin. Önce sen, sonra sahibi. Geri çekilin. İndirin silahlarınızı. İndirin. Vurmayacaksınız beni Ezel Bey. Size anlatacaklarımdan sonra vuramazsınız. Ne kaldı? Herkes kötüymüş anladım. Ben de kötüyüm. Şimdi sen de anlayacaksın. Ne kaldı? Daha bilmediğim ne kaldı? Hiçbir şey. Aslında her şeyi biliyorsunuz Ezel Bey. Ramiz Bey, Ömer denen o çocuğu kendi ordusuna katmak için aldı. İntikamını almak için değil. Biliyorum. Ramiz Bey, sizi onun intikamını alın diye kiralamadı. Sizi bize karşı kullanmak için kiraladı. Biliyorum. Ramiz Bey,
size oğlu gibi davrandı. Ama aslında hep bugüne hazırlandı. İçeride güçlü bir adam gibi duruyordu. Ama aslında bitmişti. Hiçbir şeyi kalmamıştı. Biraz parası kalmıştı. Ama kumarhaneler gitmişti. Güç, itibar hepsi gitmişti. Onu da biliyorum. Ramiz Bey içeriden çıkınca sözüm ona Ömer'in öcünü alır gibi yaptı. Ama aslında hep o kazandı. Size bir sermaye verdi. Siz o parayı ona katladınız. Sonra Cengiz'den kumarhaneleri aldı. Bunu da biliyor muydunuz? Tabii biliyorum. Birlikte yaptık. Demek birlikte yaptınız. Birlikte. Peki siz ne aldınız? Ömer'in öcünü alırken ona tonla para verdiniz. Kumarhaneleri verdiniz. Kıbrıs'ta kocaman bir otel verdiniz. Evleri verdiniz, arabaları verdiniz. Ezel Bey siz ne aldınız? Bir şey istemiyorum ben. Yapmayın Ezel Bey. Ne olur gözünüzü açın artık. İçeride 20 yıl kalan bir adam sayenizde 6 ayda geri döndü. Sizin yaptıklarınız, Bahar'ı öldürdünüz siz, Bahar'ı. Biz mi öldürdük Bahar Hanım'ı? Bundan gerçekten emin misiniz Ezel Bey? Sakın, sakın! Pekala, bir düşünün bakalım Ezel Bey. Biz ne kazanırız Bahar Hanım'ı öldürmekten? Hiçbir şey. Peki Ramiz Bey ne kazanır? Çok şey. En önemlisi Kenan Bey'e karşı nefret ve intikam giden insanlar kazanır. Yani kendi savaşını onun yerine savaşacak askerler kazanır. Yine! Hayır, kandıramazsınız beni. Bahar Hanım'ın vur emrini biz vermedik Ezel Bey. Hedefteki isim Bahar Hanım değildi. Kimdi? Sizdiniz Ezel Bey. Hedefteki sizdiniz. Ama Ramiz Bey bizi de oyuna getirdi. Düşmanının adamının aklını da çeldi. Ama artık adamımız değil o katil. Onunla buluştuğumda sadece işine son vermedim. Biz olmasak bugün öldürmüştü sizi. Sus, çık kafamın içinden. Su kurmuştunuz geçen gece o adama değil mi? Nereden öğrendi? Kim biliyordu? Kim söyledi? Kim ayarladı her şeyi? Hayır, inanmayacağım. İnanmayacağım. Maalesef oyuna geldiniz Ezel Bey. Ben burada size bilmediğiniz hiçbir şey söylemiyorum. Her şey başından beri gün gibi ortadaydı. Ama Ramiz sizi öyle ailesi yaptı ki, sizi öyle sevdiğine inandırdı ki, siz de o sevgiden uzak kalmak istemediniz. Ama artık lütfen, rica ediyorum açın gözlerinizi Ezel Bey. Onun bilge sözlerine kanmayın. Onun cilt cilt kitaplarına kanmayın. O kitapların ardında insanları sonuna kadar kullanan bir canavar var. Kenan Bey onunla savaşabilmek için maalesef kendini de canavarlaştırdı. Çünkü Ramiz onun canını çok yaktı. Sus dedim. Her şeyi karıştıracaksın değil mi? Her şeyi tersine çevireceksin değil mi? Hayır. Her şey tüm gerçekliğiyle ortada Ezel Bey. Evet çirkin bir gerçek. Ama bir gün bakmanız gerekecek. Eğer biz haklıysak sizin acınızı kullanacak. Bahar Hanım'ın ölümünü kullanacak. Azad'a yardım etmenizi isteyecek. Ve böylece hepinizi muhtemel ölümünüze gönderecek. Her zaman yaptığı gibi. Mesele burada sizin ne yapacağınız Ezel Bey. Teşekkür ederim. Yürü. Öyle bir şey oldu ki biz ne olduğunu anlamadan yerlere savrulduk. Ben de o zaman öğrendim. İkinci hayat kızım, ilkinde ihanete uğramak değil, ilkine ihanet etmekmiş.
Nereden çıktın sen şimdi? Başımı belaya mı sokacaksın benim? Sus Serdar, sus. Teklifimi dinlemeyeceksin mi? Sahte kimlikle pasaporta ihtiyacım var. Ne param var ne de bu işlerden anlayan tanıdığım. Hemen bugün ayarla. Hemen bugün Eyşan'ı getireyim sana. Nasıl olacak o? Kim yaptı, nasıl yaptı, nerede, nasıl bulursun? Hepsini. Hepsini biliyorum. Eyşan'ı tanıyorsam eğer neyin peşinde olduğunu biliyorum. Eyşan'ın sana koşa koşa gelmesini sağlayacak her şeyi bir ben biliyorum Serdar. Anlat. Önce anlaşalım. Getireceğim mi kağıtları? Cengiz, ne zaman adam olacaksın ulan sen? Şimdi bir seslensem en az 50 kişi toplanır buraya. Herkes gazetede resmini gördü. Kaçak resmini. He? Çaktın mı? Önce isim, sonra kağıtlar. Kenan Birkan. Kenan, iş adam. Hani şu zengin. Tamam mı? Yardım edecek misin şimdi? Ya ne işi olur o adamın benim kızımla? Bokunu çıkarma Serdar. Senin kızınla bir işi yok. Ezel'le Ramiz'le işi var. Yeter mi? Tamam mı? Kağıtları getirmeden bir laf etmem daha. Ara nereye arayacaksan. Senin uzmanlığın o. Eyşan. Ne yapıyorsun? İstediğin şey tamam kızım. Hemen gel. Mezarlıkta bekliyorum. Serdar, Serdar ne yaptın? Cengiz çek git buradan. Ulan sen Eyşan'ı gözümün önünde öldürmeye kalktın. Şimdi iki laf taşıdım diye unutacağım mı sanıyorsun? Yapmayın lan. Biriniz yapmayın lan. Biriniz de yardım edin lan. Görmüyor musunuz halimi? Biriniz de bir şey yapın lan. İyi. Eyşan gelir şimdi. Ne diyorsun? O yapar mı bir şey? Uzak tutamadım bu herifi senden Ezel. Senin suçun değil dayı. Artık tutmayacağım da. Kenan'ı istiyorsan Kenan senindir ya. Sağ ol. Ama ondan önce senden bir isteğim var kızım. Ne yapmam gerek? Kaçacak bir yer kalmadı burada. Bir yer ayarladım ama resmi yoldan giderse yapışırlar yakasına. Buradan bir tekne var. Arnavutluk. Oradan da uzağa. Ne yapmam gerek? Onunla git. Başka kimse kalmadı Ezel. Onunla git. Onu da almasın elimizden bu canavar. Ben yokken burada işler var. Oteli geçirdin mi üstüne? Bizim artık orası. Sonra? Ben geri geldiğimde Kenan'ın üstüne ben gideceğim değil mi? Öyle. Kenan büyük bir hata yaptı. Fena küçümsedi seni. Bahar'ın öcünü sen alacaksın. Bahar'ın kanı yerde kalmayacak Ezel. Ben geride duracağım. Her şeyi sen yapacaksın. Yapacaksın mı ya? Dayı ver. Ye, bak. İçeride bana sordun. Niye yapıyorsun bana bunları diye. Ben de sana dedim ki...
Bir gün ben de senden bir yardım isteyeceğim. İşte zamanı geldi şimdi. Yeğen, bir ufak borcun kaldı bana. Şimdi onu istiyorum senden. Yapacaksın mı? Evet. Şimdi gitmez diyordun buradan. Nasıl kabul etti? Döndüğünde Kenan'ı sen halledeceksin diye söz verdim. Yalan söyledi. Yalan söyledi. O gelene dek o işi ben bitireceğim. Baba doğruyu söyle. Sen beni korumak için mi yolluyorsun beni? Yoksa Ezel'i mi? İkinizi de çocuk, ikinizi de. Ama kimse duymasın. Sonra anlarlar senin iyi kalpli olduğunu. Dayı ya. Dayı ya. Ah be dayı ya. Kenan Bey'le görüşecektim. İsim neydi? Yazıyor mu orada? Bir bakın. Kerpeten, Ali. Ali Kerpeten. Yok efendim öyle bir isim burada. Bütün bir ismi koymuşlardır belki. Ha, belki öyle yazıyordur. Uzun biraz ama. Alayım. Kerpeten Ali geldi. Ben üst katta kim var? Kimse. Çek! Çek! Doğru söylüyormuş lan. Verdin Emre. Kenan sen misin? Yanlış anlamadıysam siz buraya Bahar Hanım'ı öldürenleri bulmaya geldiniz. Bulup ne yapacaksınız? Bana vereceksiniz. Ben de topunuzun anasını, avradını, sülalesini, yedi ceddini bir yatırıp tamam mı? Tabii hakkınız. Yalnız küçük bir sorun var. Önce kimden başlayacaksınız? Benden mi? Yoksa Kenan Bey'den mi? Yoksa Cengiz Bey? Evet. Kararınızı verdiniz mi? Evet. Bizimle çıkacak mısınız yola? Evet, evet çıkacağım. Cengiz Bey, bir yanlış anlaşılma olmasın diye soruyorum.
Bahar Hanım'ı öldürenlerden bahsediyoruz. Evet, biliyorum. Gerekirse siz de aynı şeyi yapacak mısınız? Evet, yapacağım. Teşekkür ederim, iyi günler. Yoksa Cengiz Bey'den mi? Yoksa... Ezel Bey? Taneler. Evet. Açtınız mı gözünüzü? Evet. Artık görüyor musunuz peki? Evet. Peki bizimle birlikte misiniz? Evet. Ezel Bey? Bunu sizin söylemenizi isteyeceğim. Zira sözünüz bizim için önemli. Sizinle birlikteyim. Sizleyim. Güzel. Kenan Bey çok sevinecek. Bir ara uygun olduğunuzda sizi buraya alalım. İyi günler. Ali Bey. Nasıl yapacaksınız? Ha? Merak ediyorum. Önce kimden başlayacaksınız? Çünkü aslında Bahar Hanım'ı hepimiz birlikte öldürdük. Siz birbirinizi ettiniz. Yanlış adam seçtiniz. Güle güle Ali. Güle güle Cengiz. Güle güle Ezel. Kenan Bey'in size özel hediyesi. Kenan Bey'in ilk oyun kartlarıydı. Artık sizin. Thank you.
verici bir şanstan bahseder. Ama kimse kötülüğe açılan kapıdan ilk defa nasıl girmiş hatırlamak istemez. Azat, kızım geldik. Biz çıkmayacağız. Acele edin. Azat, arkana bakmak yok. Hemen atla tekneye. Baba. Lafa gerek yok. Bundan kimseye bahsetmek yok. Yazmak yok. Özlemek yok. Hı? Benden haber alana kadar dönmek yok kızım. Anladın mı? Hadi. Yolun açık olsun. Ezel gitti. Artık sana emanet. Ben siz çıkana kadar mekandayım. Telefonunu bekliyorum. Hadi eyvallah. Ramiz. Ha? Ezel... Merak etme. Merak etme. Ben Ezel'e kendimden çok güveniyorum. Seni de mi yendiler? Beni de yendiler. Seni de mi kullandılar? En başından beri. Akıllandım zannediyordum. Kaya gibi bir adam oldum zannediyordum. Ben de. Öf, neler yaptım Ezel bir bilsen. İstediğimi alacağım diye neler yaptım. Ben kendi kendime hep ama haklıyım diyordum. Çünkü aşığım diyordum ben. Ben haksızlığa uğradım diyordum. Ben şimdi şu kötülüğü yapıyorum. Ama hak ettiler o yüzden. Ben bir yolunu bulurum hep. Sevdiririm kendimi. Kimsenin kuralları işlemez bana. Yaparım bir şeytanlık, affettiririm kendimi. Yanlış yapmıyorum. Yalan söylüyorum ama sayılmaz. Adam kullanıyorum ama sayılmaz. Kötülük yapıyorum ama sayılmaz. Hiçbir şey geri alınmıyormuş. Ortak. Değil mi? Kimsenin ikinci şansı falan yok Cengiz. Hiçbir şey yok sayılmıyor. Hiçbir şey affedilmiyormuş. Değil mi? Bir kere... İhanet ettin mi? Thank you.
Ben artık oynamak istemiyorum ortak. Ben de istemiyorum. Kenan'ın adamı da olmak istemiyorum. Başka kötülük de yapmak istemiyorum. Eyşan'ı özlemek de istemiyorum. Çocuğumu hayal kırıklığına uğratmak da istemiyorum. Hiç istemiyorum. Asıl hatırlamak. Ne güzel şeyleri, eski arkadaşlıkları, ne de kötü şeyleri. Bahar'ın o anki halini hatırlamak istemiyorum. Kaybettiklerimi hatırlamak istemiyorum. Sevdiklerimi hatırlamak istemiyorum. Nasıl bitecek? Nasıl çıkacağız? Çabucak. Kenan Bey diyor ki Ramiz Bey, artık oyun bitti. Merhaba. Sizi bir kez daha öldürmek zorundayım. Eyşan Atay geldi der misiniz? Eyşan Atay geldi efendim. Peki efendim. Sizi biraz bekleteceğim. Şöyle buyurun. Olur mu lan? O kadar da değil. O kadar mı? Bakalım ne kadar şanssız Cengiz. Bakalım yukarıdaki bizi affediyor mu? Bakalım bundan nasıl ayrılabiliyor muyuz? Hı? Bakalım. Sen benim en çok sevdiğim düşmanımsın. Bugün elime ilk defa silah aldım. Şimdi ilk defa tetiği çektim hayatımda. Bugün buraya gelmeden önce her şeyimi kendi ellerimle ateşe attım. Ona öğrettiğin her şey, hepsi yanlışmış. Hepsi yalanmış. Bu kitaplardaki her şey yalanmış dayı. Ezel. Yok onurmuş, yok şerefmiş, yok doğru yolmuş. Nerede dayı? Hani nerede? Bu kitaplardaki şeyler bizim hayatımızda nerede? Kırk sene boyunca Kenan Bey bugünü bekledi. Ben de öyle kardeş. Ben de öyle. Gidelim o halde. Hay hay. Ha kardeş. Sen Mevlana'yla Şems'in
nasıl karşılaştıklarının hikayesini biliyor musun? Bir gün Mevlana'nın karşısına bir adam gelmiş. Mevlana devrinin en bilgin, en eğitimli kişisi. Okumadığı kitap yok, kütüphanesinde olmayan kitap yok. Sayfaların arasında dünyayı öğrenmiş, ermiş bir adam. Bu yeni adam Mevlana'nın karşısına geçmiş, demiş ki ben de öğrenmek istiyorum seninle. Bana en önemli, en iyi 3 kitabını göster. Mevlana kuşkulu işaret etmiş 3 kitabını. Canı gibi sevdiği asırlık 3 kitabı. Adam o 3 kitabı şöyle bir gözden geçirmiş. Sonra elinin tersiyle hepsini oradaki havuza atmış. Mevlana çılgın gibi kitapları kurtarmaya koşmuş. Kitaplar suda eriyor, mürekkepler suya karışmış, kapaklar bozulmuş, büzülmüş. Adam tutmuş Mevlana'yı. Aradığın şey o kitaplarda değil. Aradığın şeyi okuyarak bulamazsın. Sen de eksik olan şeyi gözlerinle tamamlayamazsın. Aradığın şeyi dünyada arayacaksın. Aradığın şeyi yüreğinle bulacaksın. Dünyadaki tüm kitaplar, tüm hesaplar, akıl oyunları, sayfalarca laflar sevginin yerini tutmaz. Okuyarak öğreneceksin ama severek anlayacaksın. Kim ne derse desin, gene bana geldin niye? Yüreğinle baktığında bana, sana ihanet etmiş bir adam mı görüyorsun karşında? Ha? Ezel Bey. Evet. Açtınız mı gözünüzü? Evet. Ne yaparsanız yapın kalleş kardeşler. İyi bir adamın yüreğindeki iyiliği söküp alamazsınız. Alamazsınız. Burası tamam dayı. Bırakayım mı? Yok. Bazı kurallar var uymamız gereken. Arkadaşının suçunu yüzüne vurmayacaksın. Onu affetmeyi bileceksin. Onu kurtarmak yetmez. Konuşurken yüzüne bakarak konuşacaksın. Hiçbir zaman arkadaşını terk etmeyeceksin. Ben terk etmiyorum. Sen kovdun. Senden bahsetmiyorum Tevfik. Kendimden bahsediyorum. Pasmart bir adam tanıdığında onu bırakmayacaksın. Geçmişinden utanıyorsa utandırmayacaksın. Arkadaşını satmak istemiyorsa sattırmayacaksın. Omuzları düştüğünde üstüne varmayacaksın. Gerçek bir dost tanıdığında onu hak etmeye çalışacaksın. Arkadaşın sana elini uzattığında o eli bırakmayacaksın. Bak şimdi senden bahsediyorum Tevfik. Ben kullanırım.
Gel. Bundan sonrası bende. Gir içeri. Gel içeri. Ben de seni kardeş. Bir daha öldürmek zorundayım. İnandın mı Bahar'ın katilleriyle iş yapacağımı? Duydum lan sesini. Doğrusunu benden duymak ister misin? Yok, istemem. Ne fark eder oğlum? Zaten. Sen haklıydın Ali abi. Ne fark eder oğlum? Tek bir şey. Boktan herifin tekisin. Katilsin, cahilsin. Kötü bir herifsin. Aşağılık bir herifsin. Ama aramızda bir tek sen hak ettin bari. Eyşan da değil, ben de değil. Bir tek sen. Harbi mi diyorsun? Evet Ali abi. Sağ ol. Ha, ben şeye gidiyorum. Bahar'ı vura bulmaya. Hadi görüşürüz. Senin bir planın vardır yine. Var aklımda bir şeyler. Ağzımızı yine. Biraz. Buraya gelene kadar sağlam elektrik yedim. Biraz deşarj olayım şimdi he. Sen hiç durmaz mısın? Sen hiç vazgeçmez misin? Yenilmez misin? Hı? Ya ben, ha? Beni de al! Affet, bir şeyler yap, ezel, beni de al! İkinci hayat geri alınmaz Cengiz. Kimse günahlarından arınmaz. Kimse sana ikinci bir şans sunmaz. Çok geç anladım. Çözüm, aynı soruya başka cevaplar vermek değilmiş. Neymiş lan çözüm? Bulduysan bana da söyle. Çözüm, bin kere sorulsa da sana aynı soru, aynı cevabı verecek cüretin olmasıymış. En zor, en imkansızı. En güzeli. Bin kere de hayat verilse sana, ilkinin yolundan gidebilmekmiş. İlki ne? Hatırlamadın mı?
Hayır. Ne? Hatırlamadın mı? Köprü altındayız. Ne zaman? Sen, ben, Eyşan, Ali. Ha? Kimse yanına seni almıyordu hani. Ali teknesini almıyordu. Eyşan'la ben gidiyorduk, seni yalnız bırakıyorduk hani. Sen de tabancayı çıkardın. Hatırlamıyor musun? Sen nereden? Canını verirsin bunun için. Oğlum senin için de veririm. Verirsin değil mi? Niye be abi? Bırak ne halin varsa göreyim. Seviyorum çünkü Cengiz. Bilmiyorum be abi. Hani beni mi seviyorsun? Yoksa beni boktan çıkarmayı mı? Bak şimdi alıyorum silahı Cengiz. Sen bilirsin be Ömer. Kendin kaşındın. Orada mıydın sen? Hı? Oradaydım. Bak yine oradayız Cengiz. Silah yine senin elinde. Yine bana doğrultmuşsun. Yok. Ali'nin güvenliği öldürdüğü silah elinde. Kanıyla attığınız montum üstünde. Eyşan yine çığlık atıyor. Aynı yerdeyiz Cengiz. Yok lan. Yok. Hiçbir şey değişmedi. Aynı insanlarız. Bak. Ben hiçbir yere gitmedim. Merhaba kanka. Ceketini çıkar. Sana eskiyle yeninin farkını anlattım. Anladın mı? Ben Kenan Bey'e ileteyim dediklerimizi. Boş ver iletmeyi. Boş ver bir şey iletmeyi sen. Yeniler akıllarıyla her şeyin hallolacağını sanır. Eskiler gönüllerini koymadan nokta koymazlar hiçbir şeye. Al. Al. Yeniler her şeyi başkasına yaptırır. Eskiler, benim kadar eskiler, bilir kendilerinin neyi yapacağını. Başınız sağ olsun. Öldürdüğüm kız yakınındı galiba. Bağlamandan çıkardım. Benim için özel bir avdı. Normalde yaşlı, çirkin,
sarkık insanlar oluyor. Ama o kız çok güzeldi değil mi? Onu öldürmek benim için büyük bir zevkti. Eşan Hanım, buyurun görüşecekler sizinle. Asansöre bindiğinizde üst kat. Ne dersiniz? İşinize yarar mıyım Kenan Bey? İlk hayatla ikincisi arasında bir ömür vardır. Hiçbir şey bitmez. Her şey değişir. O günden bu yana her şey gene değişti. Şimdi sen gene değiştireceksin her şeyi. Zamandır baba. Gidelim mi dayı? Yardım et de gidelim ya. Hoşçakal çocuk. Hoşçakal Azat. Patron. Kağıdına hep aynı süre bakar. Sonra bakışını çevirirse birine şaşırtmak içindir. Başlarda oyunu hep bilerek kaybeder. Şşş. Boş ver onları Şebo. Gerek yok onlara. Ben bugün çok şanslı hissediyorum kendimi. Pardon, bir içki alabilir miyim? Ben yardımcı olayım.
Hoş geldiniz beyler. Hazırsanız başlayalım mı oyuna?